Alaska'nın Juno şehrinde yıl içindeki en uzun gündüz süresi 21 Haziran'da gerçekleşir ve 1096,5 dakikadır. 6 ay sonra yılın en kısa gündüzü gerçekleşirken gündüz süresi 382,5 dakikadır. Artık yıl değilse 1 yıl 365 gündür ve 21 Haziran yılın 172. günüdür. Artık yıl olmayan bir yıl içindeki herhangi bir t gününün l ile gösterilen süresini modelleyen bir trigonometrik fonksiyon yazınız diyor. Evet. L t'nin bir fonksiyonu olacak. Yani l t diyoruz. Ayrıca yıl artık yıl olmayacak. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve benim çözümümü izlemeden önce soruyu tek başınıza çözmeyi deneyin. Peki. Haydi başlayalım. L T'nin fonksiyonu yerine L U fonksiyonuyla başlayacağım. U'yu burada ara değişken olarak kullanacağız. Bu soru da işimizi kolaylaştıracak. Şöyle bir tanım yapacağız. U 21 Haziran'dan sonra geçen gün sayısı olsun. Evet. Gelin bu tanım üzerinden ilerleyelim. 21 Haziran gününden başlayalım. U'ya bağlı bir fonksiyon yazacaksak, 21 Haziran'da U sıfıra eşitti değil mi? Çünkü 21 Haziran'dan sonra henüz gün geçmedi. Sıfır sayıda gün geçti veya. Ama t'ye bağlı bir fonksiyon yazacaksak, 21 Haziran yılın 172. günüdür. t eşittir 172. Peki, u ile t arasındaki ilişki nedir o zaman? Aralarında 172 günlük bir fark var. U eşittir t eksi 172'dir. T 172'ye eşitken u 0'dı. Şimdi gelin önce l u'yu bulalım. Ardından u gördüğümüz yere t eksi 172 yazarız nasılsa. İlk olarak u 0'a eşitken ne oluyor ona bakalım. u 0'a eşitken ne oluyor? U'nun 0'a eşit olması demek 21 Haziran gününde olmak demektir. 21 Haziran'dayken de fonksiyon en büyük değerini alıyor. Peki hangi trigonometrik fonksiyon en büyük değerini 0'da alır? Sinüs 0 sıfır, 0'a eşitken kosinüs 0 1'dir öyle değil mi? Kosinüs en büyük değerini 0'da alır. Peki fonksiyonu kosinüs fonksiyonu olarak modellemek işimizi kolaylaştıracakmış gibi görünüyor. O halde herhangi bir a değişkeni çarpı kosinüs katsayı olarak c yazıyorum. Evet az önce a'yı kullanmıştık. En iyisi bu da b olsun. Peki b katsayısı çarpı u artı bir sabit sayı. Bu sabit sayı fonksiyonun ne kadar öteleneceğini belirtecek. O sabit sayı da c olsun. Fonksiyonumuzun taslağı bu şekilde. Şimdi a'yı, b'yi ve c'yi bulacağız. İlk olarak a'yı ve c'yi bulmaya çalışalım. c değeri fonksiyonun ne kadar öteleneceğini gösterecekti, öyle değil mi? Hesap makinesini açalım. c bu iki sayının orta noktasıdır, yani ortalamasıdır. 1096,5 artı 382,5, evet, bölü 2 eşittir 739,5 eder. Bu da C'ye eşittir. C eşittir 739,5. A değişkeni de C'ye olan uzaklıktır. 1096,5 eksi 739,5'in sonucunu veya 739,5 eksi 382,5'in sonucunu yazacağız. Gelin hesaplayalım. 1096,5 eksi 739,5'in sonucu neymiş bakalım? 357. Bu sayı orta değerden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. A, 357'ye eşit. Peki, B neye eşittir? Öncelikle şunu düşünmeliyim. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Fonksiyonun periyodu nedir? Hemen bir tablo oluşturalım. Evet, u'ya çeşitli değerler vereceğiz. u sıfıra eşitken, yani fonksiyonun en büyük değerini aldığı 21 Haziran gününden 0 gün sonra. Fonksiyonumuz bir kosinüs fonksiyonu, yani u değerini bir fonksiyonda yerine yazıp sonucu bulacağız, yerine koyalım. 357 çarpı kosinüs 0 artı 739,5. Fonksiyonun tam periyodu nedir? Tam periyodu 1 yıldır. Bir yıl sonra fonksiyon yine aynı değeri alır. Zaten mantıklı olan da o değil mi? O halde 365 gün ilerlerseniz yani u 365'e eşit olunca periyodu tamamlamış olursunuz. En büyük değere tekrar gelmiş olursunuz. Peki burası ne olur? 357 çarpı kosinüs 2 pi. Bu fonksiyonun geleneksel bir trigonometrik fonksiyon olduğunu düşünelim. Burada teta yazıyor olsun. Öyle bir durumda her 2 pi için periyodu bir kez tamamlamış olursunuz. O halde 365 için fonksiyonun eşiti budur. Artı 739,5. Şöyle düşünün. b çarpı 365 2 pi'ye eşit olmalı. Dikkat ederseniz 2 pi aslında b çarpı 365 demek. Bunu yazalım. b çarpı 365 kosinüs fonksiyonumuzun tanım kümesindeki girdisi budur. Neye eşit olmalı? 2 pi'ye eşit olmalı. Şöyle de yazılabilir. B eşittir 2 pi bölü 365. Soruyu çözdük sayılır. A'yı, B'yi ve C'yi bulduk. Şimdi sırada U gördüğümüz yere T 172 yazmak var. Çünkü ilk baştaki fonksiyonumuz T'nin bir fonksiyonuydu biliyorsunuz. Gelin devam edelim. <laughs> ve davullar da çalmaya başlayabilir artık. Lt fonksiyonumuz eşittir a, yani 357 çarpı kosinüs b, yani 2 pi bölü 365 çarpı u yazmayacağım. çünkü t'nin bir fonksiyon olarak yazmak istiyorum. Yani 21 Haziran'dan sonra kaç gün geçtiğiyle değil? Yılın kaçıncı günü olduğuyla ilgileniyoruz çarpı t eksi 172. Son olarak da, artı orta değer yani 739,5. Evet soruyu çözdük. İlk bakışta çok karmaşık bir ifadeymiş gibi görünebilir ama terim terim düşünürseniz ve fonksiyonun aldığı en yüksek ve en düşük değerleri de göz önünde bulundurursanız, tanım kümesinde 0 ve 2 pi girdilerini neden kullandığımızı düşünürseniz, en sondaki u ile t yer değiştirmesini zaten kolaylıkla yaparsınız. Umarım bu sorunun size katkısı olmuştur.